Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz bilek güreşi masası. Bunlar dirsek pedleri, bunlar da tuş pedleri. Bu gördüğünüz iki tane de tutamaç mevcut. Sporcular masaya anons edildiklerinde, çağrıldıklarında gelip dirseklerini pede yerleştirecekler. Ondan sonra hakemin kendilerine doğru bir tutuş yaptırmasını bekleyecekler. Komut geldikten sonra müsabakaya başlayacaklar. Müsabakaya başlamadan dirseğinin pedde olması, tutamaçtan tutuyor olması zorunlu. Müsabaka başladıktan sonra son bulması ise bu gördüğünüz tuş pedi seviyesinin altına inmesi veya bilekle parmak ucundan herhangi bir bölgenin tuş pedine temas etmesiyle müsabaka son bulur. Evet arkadaşlar, anons yapılan sporcuların masaya yerleşmesi. Dursun Fatih Çepel, Ömer Faruk Aslan. Şimdi ilk ismi anons edilen sporcu hakemin sağ tarafında, ismi ikinci anons edilen sporcu ise hakemin sol tarafında masada yerini almak zorundadır. Hakemin sporculara masada doğru tutuş pozisyonunu aldırması. Evet, uygulamasını yapıyoruz. Sporcular masaya geldikten sonra hakem tutuşunu yap komutunu verir. Tutuşunuzu yapın. Evet, başhakemin dikkat etmesi gereken sporcuların omuzlarının masaya paralel olup olmadığı, bileklerin center'da olup olmadığı, evet. Center, iki bileğin iz düşümünün masanın tam orta noktasına geldiği noktaya denk gelmesi demek. Yani iki bilek tam masanın ortasında yer almalı. Doğru açılarda olup olmadığını da kontrol etmeli. Tutuş yaparken sporcular baş parmak boğumlarını işaret parmaklarıyla kapatmamalı. Baş parmak boğumları gözükecek şekilde tutuşlarını yapmalılar. Bu arada yardımcı hakem de bize kendi tarafında olan bileğin bükük olup olmadığını, evet, bu işaretle gösteriyor. Rotasyonda olup olmadığını da bu işaretle gösteriyor. Ben baş hakem olarak yardımcı hakemin okey işaretini almadan maçı başlatamam. Evet. Ready, go. Stop. Winner. Doğru komut verme. Müsabaka ready, go komutuyla başlar. Komut tüm hakemler tarafından standart bir şekilde verilmelidir. Ready ile go arasında bir nefes boşluk bırakacak şekilde ara verilmelidir. Ready, go. Komut standart olmalı. Evet. Tüm kontrollerimizi yaptıktan sonra yardımcı hakemin okeyine baktık. Ready, go. Stop. Maç. Ready, go komutunu vermeden önce eller bilekte olmalı ve bu komuttan hemen önce tüm kontroller tekrar gözle hızlı bir şekilde yapılmalı. Omuzunu düzelt. Merkezde mi? Omuzunu düzelt. Boğumlar açık mı? Evet. Tüm kontroller hızlı bir şekilde, bir saniye içinde bile yapılmalı. Komut, sporcular doğru ve adil bir şekilde yerlerini aldıktan sonra verilmeli. Ready, go! Stop. Maçın sona ermesi. Müsabaka adil bir şekilde başlatılır. Ready, go. Stop. Şimdi ayrılalım. Bilekle baş parmak arasında herhangi bir bölgenin pede değmesi veya ped seviyesinden altına inmesiyle müsabaka sonuçlanır. Böyle bir durumda hangi tarafın tuş pedine değdiyse o sporcu galip gelir. O taraftaki hakem sporcunun bileklerini tutar ve müsabakayı stop diyerek durdurur, maçı sonlandırır. Galip olan tarafı ilan eder. Yardımcı hakemin görevleri. Müsabakada baş hakemin sorumluluğu kadar yardımcı hakemin de sorumluluğu büyüktür. Yardımcı hakem müsabaka başlamadan önce
müsabaka içerisinde, müsabaka sonunda, bağ ve hakem tutuşunda farklı farklı görevler üstlenmektedir. Şimdi ilerleyen videolarımızda bağ ve hakem tutuşunda yardımcı hakemin görevlerini açıklayacağız. Yardımcı hakem çok iri, uzun boylu, eski bilek güreşçisi ve hala aktif bilek güreşçi sporcularından olabilir. Bu iri cüssesiyle tam masanın önünde durduğu zaman ne kamerayla çekim yapanlar ne de seyirciler müsabakayı görememektedir. Bu sebepten yardımcı hakem eğer sol maça yapılıyorsa masanın sağ tarafında kendine göre, eğer sağ maçı yapılıyorsa masanın sol tarafında yerini almalıdır. Ne kadar küçülüp aşağı doğru eğilebiliyorsa, dirsek pedi hizasına geliyebiliyorsa o kadar iyi konum almış anlamına gelir. Başlangıç pozisyonda, yani ready go komutunu vermeden önce yardımcı hakemin görevlerinden bahsedeceğiz. Yardımcı hakem bilek büküklüğünü ve bileğin rotasyonunu kontrol etmekten sorumlu. Başka bir omuzun yamukluğu, center, bu gibi konuları baş hakeme bırakıyor. Kendisinin ilgilenmesi gereken kendi tarafındaki olan bileğin bükük olup olmadığı, rotasyonda olup olmadığı. İşaretleri de bilek bükükken bu işareti yapıyor, bilek rotasyondayken evet gördüğünüz işareti yaparak baş hakemi uyarıyor. Baş hakem yardımcı hakemin işaretine göre bilekleri düzeltip okeyini almadan maça başlamıyor. Baş hakem kendi kontrollerini yapıp müsabakayı başlatıyor. Müsabaka komutunu verdik, müsabaka başladı. Yardımcı hakemin müsabaka içerisinde, müsabaka yapılırken dikkat etmesi gereken hususlardan bahsedeceğiz şimdi. Evet, müsabakayı başlattık. Ready, go. Burada yardımcı hakemimiz kendine yakın olan dirsek pedinin kontrolünü yapmak zorundadır. Dirseğin kalkıp kalkmadığı, dirsek pedinin kenarlarından dirseğin ucunun çıkıp çıkmadığını kontrol eder. Daha sonra tehlikeli pozisyona düşüp düşmediğini kontrol eder. Ondan sonraki görevi ise kendi tarafındaki tuş pedine elin değip değmediğinin kontrolü yardımcı hakemdedir. Bu üç tane kontrolde de yardımcı hakem müsabakayı durdurarak stop diyerek kararını baş hakeme ve sporculara ilan eder. Yardımcı hakemin hakem tutuşundaki görevleri. Müsabaka baş hakemi hakem tutuşu işaretini verir ve sporcuların hakem tutuşunda dört parmağının üstten mi, dört parmağının alttan mı tutulmasını istediğini sorar. Üstten mi, alttan mı? Alttan. Üstten, üstten. Bu arada yardımcı hakem, tutuşunu yap. Baş hakemin işini kolaylaştırıp, olası kımıldamaları tespit etmek için, iki sporcunun bileğini kavrayacak şekilde alttan tutuşunu yapar. Burada dikkat etmesi gereken şey baş hakemin yine kamera ve seyircilerin görüntüsünü kesmemektir. Baş hakem elleri kapatırken iki sporcunun adaletli bir şekilde tutuşunu yapmaya çalışırken ellerde, bileklerdeki en ufak oynamayı, rotasyona girmeyi tespit etmek için burada tutuşu yapmaktadır. Şimdi aslan ufak bir bileğini oynatarak rotasyona gir. Evet. Yardımcı hakem stop diyerek maçı durdurdu ve herkes yardımcı hakeme dikkatle bakarken yardımcı hakem kararını açıklıyor. Bileğini oynattı, faul. Evet. Bileğini oynattığı için bir faul aldı. Evet. Neymiş burada yardımcı hakemin görevi? Bileklerdeki en ufak oynamayı tespit edip baş hakemin diğer konularla ilgilenirken bileklerin oynamasını gözden kaçırabileceğini düşünerek bileklerin oynamasını tespit etmek. Evet. Burada baş hakem tutuşları yaptırır. Tam komut vereceği zaman yardımcı hakem bileğini elini bileklerden çeker ve işaretini verir. Komutu hazır hale
getirir. Bakın, burada enteresan bir olay oldu. Ne oldu? Biz bilekleri kapatırken omuzları düzelttik falan derken sporcu omuzları bükmüş değil mi? Bunu fark ettiyse baş hakem stop, omuzu hareket etmiş. İkinci faul, maç. Yardımcı hakemin bağ maçındaki görevleri. Bağ. Evet, eller açık vaziyette. Bekleyin. Yardımcı hakem burada iki dirseğin biraz geride tutuşması için ellerini pede koyarak dirseklerin biraz geriye alınmasını sağlar. Evet, yardımcı hakem bağı bağlarken de bağın kaymamasını sağlamak için bağın 3 noktadan tutuşunu yapar. İlk nokta iki baş parmak arasından tutuşunu yapar. Baş hakem kendinden taraf olan bileği çevirdikten sonra o bilekteki bağ kaymasın diye tutar. Daha sonra diğer bileği çevirdikten sonra diğer bilekteki bağın kaymasını engellemek için tutar. Baş hakem bağını bağlar. Evet, yardımcı hakem ellerini çeker, tutuşunuzu yapın. Bu normal müsabaka başlangıcı nasılsa o şekilde kontrollerini yapmaya devam eder. Bilek bükükse bileği gösterir. Evet, bilek tamamsa tamam işaretini verir. Baş hakemin müsabakayı başlatmasını bekler. Evet, uyarı gerektiren hatalı hareketler. Komuttan önce, yani ready go komutundan önce yapılan tüm hatalı hareketler uyarı, ready go komutundan sonra yapılan tüm hatalı hareketlerse faul ile cezalandırılır. Burada sadece bir istisna vardır. Müsabaka başladıktan sonra tutamacı anlık bırakıp tutmak uyarı cezası ile cezalandırılır. Bunun haricinde dediğim gibi komuttan önce yapılan tüm hatalı hareketler uyarı, komuttan sonra yapılan tüm hatalı hareketlerse faul ile cezalandırılır. Bir sporcu 2 tane uyarı alırsa bir faul, 4 tane uyarı alırsa ikinci faul maç karşı tarafa vermiş olur. Bir sporcu aynı müsabaka içerisinde en fazla 4 uyarı alabilir, en fazla 2 faul alabilir. Şimdi erken çıkışı tatbik edelim. Omuzunu düzelt. Omuzunu düzelt. Evet. Ready, stop. Ne oldu burada? Komutumun tamamlanmasını beklemeden sporcumuz hareket etti ve erken çıkış yaptın, bir uyarı şeklinde ikazını aldı. Sporculardan bir tanesinin tutuşunu yapması ancak diğerinin tutuş yapmaması, sürekli elini hareket ettirerek adil bir tutuşu gerçekleştirememesi hali. Buyurun arkadaşlar, uygulamayı yapalım. Evet, gördüğünüz gibi benim sol tarafımdaki sporcu tutuşunu yapmış. Diğer sporcu sürekli oynuyor. Böyle bir durumda hakem tutuşuna gitmek benim sol tarafımdaki sporcunun hakkını yemek anlamına gelebilir. Çünkü o tutmuş bekliyor. Diğer sporcu hareketle tutuşunu yapamıyor. Bu o zaman ne yapmamız gerekiyor? Sözlü olarak tutuşunu yap. Tutuşunu yap. İkinci sözlü uyarıdan sonra hala tutuşunu yapmıyorsa eğer sporcu, uyarı cezamızı veriyoruz. Tutuşunu yapmadığın için bir uyarı aldın. Evet, sporcu eğer bu uyarı cezasından sonra tutuşunu yaptıysa müsabaka kaldığı yerden devam eder. Bir sporcu diğer sporcunun tutuşunu bozarak normal adaletli bir tutuş yapılmasını engelliyor ise bu da uyarı cezası ile cezalandırır. Uygulamasını yapalım. Evet, görüyorsunuz sporcu kendine çekiyor. Dirseğini koy. Kendine çekme. Maçı ortaya al ve kasarak kendine çekme. Bir uyarı. Kendine çekip tutuş yapmasını engel oluyorsun. Anladın mı? Evet. Ne yaptık? Sporcu kendine çekerek karşı tarafın tutuş yapmasını engel olduğu için bir uyarı cezası alarak cezalandırıldı. Bunu karşı sporcuyu ittirerek de yapabilirdi. Bilerek kasıtlı bir şekilde ittir. Dirseğini dışarıya çıkarttır maç başlamadan önce. Evet. İttirip
yine pozisyon almasını engelleyebilir. Bu da dirseğini çıkaran sporcu değil, diğer ittiren sporcuya bir uyarı cezası ile cezalandırmayı gerektirir. Başlangıç pozisyonda boğumların açık olması gerekirken sporcunun bir tanesinin boğumu kapatması ve hakemin ikazlarına dikkat etmeden boğumu hala ısrarla kapalı tutması hali uyarı cezasını gerektirir. Şimdi uygulamasını yapalım. Evet, omuzları düzelttik. Boğumu aç. Boğumu aç. Boğum gözükmüyor. Boğumu aç. Evet, burada ikinci uyarıyı yaptıktan sonra baş hakem olarak boğumu açmadığın için bir uyarı aldın. Boğumu aç. Israrla boğumu açmıyor ise, boğumu aç, ikinci kez de uyardım. Hala açmıyor. Ne yaptım? İkinci uyarı aldın. İkinci uyarı aldığın için bir faul. Evet, boğumu aç. Boğumu aç. Gerekirse 4 uyarı verilir ve sporcu 2 faulden müsabakayı kaybeder. Ama biz hakem olarak görevimiz bu boğum açık vaziyete getirilip maçın adil olarak başlatılmasını sağlamaktır. Bilek bükümü, yani müsabaka başlamadan önce bileklerin düz olması gerekirken sporcunun bir tanesi bileğini ısrarla bükülü tutup hakemin ikazlarına aldırış etmeden bileğini düzeltmemesi halinde bir uyarı cezası ile cezalandırılır. Şimdi uygulamasını yapalım. Yardımcı hakem beni uyarıyor. Bilek bükük diyor, değil mi? Evet, bileğini düzelt. Dikkat edin, sporcunun bileğini düzeltmek için herhangi bir güç uygulamıyorum. Sadece dokunuyorum, bileğini düzelt. İkinci ikazımı yapıyorum. Bileğini düzelt. Sporcu ısrarla bileğini düzeltmediği için ne yapıyorum? Bileğini düzeltmediğin için bir uyarı cezası aldın. Ne olmuş oldu? Sporcunun bileğini düzeltmediği için bir uyarı alarak ikaz edilmiş oldu. Bu uyarıyı 4 uyarıya kadar çıkarabilirsiniz. Ama bizim asıl görevimiz bu bileklerin düz ve adaletli bir şekilde tutuşmuş olmasını sağlamaktır. Yardımcı hakemin okey işareti gelmeden asla baş hakem olarak müsabakayı başlatmamamız gerekiyor. Bileğin her iki yöne rotasyon pozisyonudur. Uygulamasını görelim. Şimdi yardımcı hakemin bana sporcunun bileğinin rotasyonda olduğunu söylüyor. Ben baş hakem olarak rotasyonu düzelt. Kendi tarafımdaki bileğin rotasyonunu düzeltmeme rağmen hala yardımcı hakemin kontrolünde olan taraf bilek rotasyonda olduğu işareti geliyor. Evet, o zaman ne yapmam gerekiyor? Rotasyonunu düzelt. Rotasyonun bozuk. Rotasyonunu düzelt. İkinci kez uyarıyı almasına rağmen rotasyonda herhangi bir düzelme olmadığı için, rotasyon düzgün olmadığı için bir uyarı aldın. Rotasyonunu düzelt. Rotasyonunu düzelt. Evet, bu şekilde hem sözlü ikazda bulundum iki kere, ona rağmen rotasyonunu düzeltmediği için uyarı cezası verdim ve rotasyonunu düzeltmesini sağladım. Müsabaka komutu verildikten sonra, yani müsabaka içerisinde sporcunun tutamacı kendisine avantaj sağlamayacak şekilde anlık olarak bırakıp tutmasıdır. Şimdi uygulamasını görelim. Düzelttik. Ready, go! Bir uyarı. Bir uyarı aldın. Stop. İkinci uyarı, bir faul. Tutamacı anlık olarak bıraktın. İkinci uyarını aldın. İkinci uyarıdan bir faul. Bu müsabaka esnasında ilk uyarıyı aldığında dikkat ettiyseniz müsabakayı durdurmadık. Müsabakaya devam etti. Yenme de olabilirdi. Ama yenme olmasaydı veya bir başka faulle, diğer tarafın faulüyle müsabaka durmuş olsaydı, tutamacı anlık olarak bırakıp tutan sporcunun bir uyarısı, diğer faul yapan sporcunun da bir faul olmuş olacaktı. Bilek güreşinde müsabaka esnasında faul cezası gerektiren hatalı hareketlerle videomuza devam ediyoruz. En bariz faullerden bir tanesi dirsek faulüdür. Dirsek faul, müsaade edin arkadaşlar. Bu gördüğünüz dirsek pedinin kenarlarından dirsek ucunun dışarıya çıkması veya dirsek pedinden tamamen dirseğin temasının kesilmesiyle gerçekleşir. Uygulamasını görelim. Şimdi alt arka kenardan dirseğinin
ucunun dışarı çıkması. Bu bir faul. Evet, stop deyip yardımcı hakem durduracak. Burada baş hakemin bu faulü tespit etmesi biraz zor. Bu yardımcı hakemin tespit etmesi gereken bir dirsek faulüdür. Yine yardımcı hakemin daha net tespit edebileceği dirsek faullerden bir tanesi de yardımcı hakemin tarafından dirseğin ucunun dışarıya çıkması halidir. Bu da bir faulüdür. Yine yardımcı hakem stop diyerek elleri tutacak ve maçı durdurup dirsek faul şeklinde faulü verecektir. Bir başka dirsek faul şekli ise dirseğin tamamen pedden temasını kesmesidir. Bu da her iki hakem tarafından tespit edilebileceği gibi bu dirsek faulünün yapıldığı ped yardımcı hakemin dikkat etmesi gereken ped olduğundan öncelikli görev yardımcı hakemindir. Baş hakemin tarafındaki olan pedde bir dirsek faulü olmuş olsaydı bunun tespitini baş hakem daha kolay yaptığı için sorumluluk onda olacaktı.